Hocamıza sorar mısınız? Göğe yükselen ve inecek olan İsa Mesih şarabı haram kılmadı. Niye Müslümanlar haram diyorlar? Yeni bir şeriat bu İslam. Yani mesela Musevilikte şarap serbest. Ama hakir bir içki olarak geçiyor Tevrat'ta. Yani sevilmeyen bir içki olarak geçiyor. Ama haram değildir. Hristiyanlarda da yani çok içmek değil de sembolik içmek var. Çok az. Belli belirsiz içmek var. Öyle yani ayyaşlık falan yok İncil'de. Tevrat'ta da yani bayağı lanetleniyor öyle bir uslup. Lanetleniyor değil mi? Yani sert bir uslup var o duruma karşı. Geldiğinde herhangi bir hüküm getirmeyecek, direkt Kur'an'a uyuyor. Kur'an'a uyuyor. Ama İncil'in hükümleri de Kur'an'a uygun hükümleri geçerlidir. İncil sevgi kitabıdır. Yani İncil'in okunmaması çok büyük bir hatadır. İncil güzel ahlakı, terbiyeyi, insan sevgisini mükemmel anlatan bir kitaptır. Büyük bölümü de doğrudur. Ama o teslis, inancı sonradan ilave edilmiş, Roma putperestliğinden etkilenerek ilave edilmiş bir inanç sistemidir. Ama üç aşağı beş yukarı İncil bozulmamıştır. Dolayısıyla Allah'ın haram kıldığı bir şarabı İsa Mesih asla içmez. Geldiğinde göreceksiniz zaten. Yani Kur'an'ın helal ve haramına titiz olur. Ama İncil'e de uyacaktır. Yani İncil'in hükümlerine uyar. Ben de uyuyorum İncil'in hükümlerine. Yani Kur'an'a uygun hükümlerine uyuyorum. Tevrat'ın da Kur'an'a uygun hükümlerine uyuyorum. Niye uymayayım yani? Her gün Tevrat, İncil okuyorum. Her gün. Her gün Kur'an okurum. Tevrat aklın, derinliğin kitabıdır aynı zamanda. Kur'an sırrın, aklın kitabıdır. İncil sevginin kitabıdır. Yani Kur'an sürekli ehli kitabın tavrını, yolunu belirler, açıklar Kur'an'da. Yanlış olan yönlerini diyor Cenab-ı Allah, biz Kur'an'da açıkladık ehli kitabın. Doğru olan yönlerinde ehli kitap kendi şeriatına uymakla mükellefler. Yani çok fazla ayette bu belirtiliyor. Bana da geçen de bir Musevi dostum, hocam dedi, haham, yani mühim bir haham, yani İsrail'de çok sözü geçen bir haham. Ne yapsak dedi bu durum kalkar, yani bu Musevi düşmanlığı, Hristiyanlar da ayrı bir sorun meydana getiriyor bir kısmı. Ya dedim, peygamberimizin peygamberliğini kabul edin, başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok dedi. Yani Müslümanların inandığı Hazreti Muhammed yalancı değildir. Peygamberdir. Bu kadar, bunu diyeceksiniz. Namaz kılmasa dahi, oruç tutmasa dahi, zekat vermese dahi Müslüman olur. Bunu dedim. Dolayısıyla katli haram olur. Yani yapmaya kalkan birisi olsa, cahil birisi yapıyorsa, zaten Kur'an'a göre mümkün değil de. Yani ehli kitabı öldürmek haramdır. Aynı normal Müslüman öldürmek gibi bir hükmü. Fakat ayrıca bu şekilde açıklanırsa kalpleri iyice rahatlar dedim. Biz zaten dedim, Müslümanların peygamber olarak kabul ettiğini peygamber kabul ederiz dedi. Yani biz öyle bir şey, yani çünkü onlar zaten inancını kabul ediyoruz biz dedi yani. Onları Müslüman olarak görüyoruz. Yani onlar zaten sahte peygambere inansa biz onları Beni Nuh olarak görmeyiz dedi. Yani Müslüman, mümin olarak görmeyiz. Ya sahte peygambere inandıklarına inanmıyoruz dedi yani. Tabii ki onların inandığı peygambere saygı duyuyoruz ve inanıyoruz dedi. Ya doğru olduğuna inanıyoruz dedi. O zaman mesele yok. Bunu açıklasın. İsrail resmi olarak açıklasın. Ve İsa Mesih içinde. İsa Mesih bir peygamberdir. Bu kadar. Yani Hristiyanlar peygamberidir diyecek. O kadar, başka bir şey demesine gerek yok. Hazreti Muhammed Müslümanların peygamberidir. Bunu diyecek, bu kadar. Yani ama peygamberdir diyecek. Yani biz de peygamber olarak kabul ediyoruz. O kadar. Tevrat'a yine uy. Uyuyorsan uy Tevrat'a. Bir şey yok bunda, bir beis yok yani. Yani bir kere Müslüman olmuş oluyor. Yani çünkü La ilahe illallah diyor mu? Diyor. Peygamber'e de ne diyor? Muhammed'e Resulullah diyor. Bitti.
Müslümanlığın bir tane şartı vardır. Müslüman, la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen adam Müslümandır. Günahkar da olsa Müslümandır. Yani sen o Müslüman değilsin diyemezsin. Hristiyan için de la ilahe illallah İsa Resulullah diyorsa tamamdır. Biz nasıl diyoruz? Değil mi? İsa Resulullah diyoruz. Musa Resulullah, Muhammed Resulullah diyoruz. Hazreti İbrahim Resulullah diyoruz. Bunu demezsek olmaz. Yani bir peygamber eksik olursa din çöker. Hepsini kabul edecekler. Tevrat'a uysun. Uyuyorsa uysun. Tevrat'ı övüyor zaten Kur'an. Uygun olmayan, yanlış olan yerlerini de açıklıyor. Yani hakem kitaptır aynı zamanda Kur'an.